efendim. İyi akşamlar efendim. Buyurun. Ben bir hocamla görüşecektim ama. Şimdi abi. Buyurun. Ben hanımla 2-3 sefer yani tartıştım. Ağzımdan kötü laf çıktı. Acaba benim nikaha yine tekrar kıydırmama imkan var mı yok mu? Ne çıktı? Ne dediniz? Mesela boş ol dedim. Bilmem ne dedim. Yani ama ayrılma şeyimiz yok yani. Bir defa mı dediniz? İki defa ilan dedim. Aynı İstersen zamanda hanıma verin, o daha iyisini anlatsın sana. Aynı zamanda mı dediniz? Hocam selamünaleyküm, hayırlı aleyküm akşamlar. Selam. Sağ olun efendim. Buyurun. Buyurun kardeşim. Alo. Evet efendim. Ben eşim başka kadınlarla beraberdi. Evet. Başka kadınlarla beraberdi. Beni yani çok üzdü. Çok şey yaptı. Rencide etti. Yemin şart etti. Boş ol dedi. Yok öyle kadın dedi. Ben de kadınların mesajlarını, fotoğraflarını hep gördüm. Yine de ben dedim nikah var, kıydıramı dedim. Yani boş ol, boş ol. Bilmem her bir şeyler söyledi bana. Ağız alınmayan körler yaptı. Kur'an'lara bastı yani. Ben basma dedim. Bastı yok diye bağırdı. Yani bunu bir defa mı, yani bir yerde birkaç sefer mi söyledi? Ha, birkaç sefer söyledi hocam. Evet. Bundan dolayı bak, nikahınız gitmiş olmaz ama tevbekar olun, Allah'a söz verin, birbirinizin değerini bilin. Hayat şaka değildir. Allah'a karşı sorumluyuz. Yani kişi ağzından bir laf çıkmaz ki Allah'ın kiramen katibin melekleri yazıyor olmasın. Allah mahkemesinde de ikra kitabek kefa bi nefsike yevme aleyke hasiba. Buyur kulum, oku amel defterini, hesabını görmesi bakımından kafi. Kişi bile söz demini, demeye hocam, sözün kemini, her bir lafı yedi yalan, cihan cehennemini, doğrusu, sekiz uçmak yalan, edebilir yalan, yalan. Yani 40 senelik evliyim, ben hiçbir yalandan kere başka bir şey bilemem. Kadınla beraber nereye gitse kadın buluyor. Hiçbir evden bulup buşurup evine şey yapmıyor, kadınlara götürüyor. Yerine göre 85 yaşında anası var, ona dahi şey yapmıyoruz. Yani anasına da olmadı, küfürleri sayıyor. Ben de kaldıramıyorum gayri. İşte tevbekar olmalı. Ne zaman bu imtihan dünyasından çıkacağız onu bilmiyoruz. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor, kişi düşünmeden bir söz eder, o söz dolayısıyla cehennemden kendisine ayrılan yer doğu ile batı arasındaki mesafeden daha geniştir. Yani şimdi erkek demek ki o kadınla bu kadınla düşüp kalk, bunun adına zina denilir. Rabbimiz la takrabu zina innehu kâne fâhişeten ve sâe sevîlâ. O ne kötü yoldur, zinaya yaklaşmayın. Yuvayı harap eder, yurdu havar harap eder. Aynen, yani aynen. Zinadan sakının, yüzdeki iman nurunu giderir. Ömrün azalmasına, rızkın kesilmesine, cehennemde sürekli kalışa sebep olur. Efendimiz Miraç'ta şöyle bir manzara gördüm buyuruyor. Yani önlerinde nefis kebaplar var, kebapları yemiyorlar. Etraflarında da leş var, saldırmışlar obur gibi. O leşi yiyorlar. Sübhanallah. Ne oluyor Cibril? Kim bunlar dedim? Bunlar şerefli, iffetli eşleri durduğu halde başka yerde mutluluk arayanların durumu böyledir diye izah etti diyor. Yani öyle ben bu bir başarıdır, yaparım, yanıma kalır. Bunlardan çekinmek lazım. Hocam ben diyorum, ben yediriyorsam param yediririm. Ben ne yaparsam her şeyi ben kendim beceririm. Tamam. Şey yaparım, kazanamam. Ben yediren de benim diyor. Çok yanlış. Haram yollar, haram yollar, çıkmaz sokaklar. Ya evet. Ben de diyorum, abim de hasta, kanser hastası. Annene bak, abine bak diyorum da onlar arayıp sormuyor. 50 günde onların ben ettiğiniz güne kadar bizde her şey. Bacım buyuruyor ki bakın Efendimiz, zinadan zevk almak bala konan sineğin zevk alması gibidir. Kanadını kurtarır, hortumunu batırır, hortumunu kurtarır, ayağını batırır, zevk alıyorum sandıkça helak olur gider. Büyüklerin sözlerini tutmayanlara zaman çok acı olarak tutturulmuş.
Mevlana diyor ki nefsin tabiatında merkeplik var. Onun yularını serbest bırakma. O ahıra gider keyfine ya seni de beraberinde götürür diyor. Allah hidayet etsin inşallah. Eyvallah. Ablacığım, inşallah eşinize... duanızı bekliyorum. Çocuklarım da perişan burada. Kendim de çok yani zor durumda oldum. Allah kolaylık versin. Ben de bir nikah kültürüm madem müftüye giderim dedi. Ben ona da yanaşmıyor. Büyüklerin duası olsun inşallah. Hayırlı akşamlar ablacığım size. Hayırlı Allah akşamlar. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Hocam